Merhaba arkadaşlar. İnsanda üreme konusundan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Menstruasyon evrelerini anlatmıştım. Şimdi size dişi üreme sistemine etki eden hormonlardan bahsedeceğim. Gonadotropin salgılatıcı hormon. Buna GnRH da deniliyor. Bu hormon beynin hipotalamusundan salgılanır. Arkadaşlar hipotalamus biliyorsunuz eşeysel olgunlaşmayı sağlayan merkezlerden bir tanesiydi. Aynı zamanda endokrin sisteminde kontrol merkeziydi. Hedef organı ise hipofiz bezidir. Hipofiz bezinin menstrual döngünün folikül evresinin başlatması amacıyla düşük oranda FSH ve LH salgılaması için uyarır. Folikül uyarıcı hormon çok önemli bir hormon. Bu hormon erkeklerde de bulunuyor. Hipofiz bezinin ön lobundan salgılanır. Menstrual döngüyü ve yumurta oluşumunu başlatır. Folikülün büyümesini ve içindeki yumurta ana hücresiyle birlikte gelişmesini sağlar. Yumurtalıktan yani ovaryumdan yani ovaryumun içindeki foliküllerden östrojen salgılanmasını arttırır. Yani FSH'ın etkisiyle salgısı artan hormon östrojen hormonu. Devam edelim. Luteinleştirici hormon, kısaca LH hormonu diyoruz buna. Bu da yine hipofiz bezinin ön lobundan salgılanır. Ovülasyonu yani yumurtlamayı sağlar. Ovülasyondan hemen sonra geriye kalan folikül dokusunu söylemiştik bir önceki derste hatırlarsanız. Korpus luteumu gelişmesi için uyarır. Yani korpus luteumu oluşturur. Korpus luteumun östrojen ve progesteron salgılamasını sağlar. Yani hormonlar biri diğerini uyararak en son östrojen ve progesteronun salgılanmasına neden oluyor. Luteotropik hormon yani LTH hormonu bir diğer adı prolaktin. Mükemmel bir hormon çünkü annelik içgüdüsü veriyor bu hormonda. Hipofizin ön kısmından salgılanır yine ön lobdan. Korpus luteumu etkileyerek onun gerilemesini ve bozulmasını önler. Çünkü gebelik sırasında, gebelik durumunda ya da hamilelikte korpus luteum bozulmaz. Östrojen ve progesteron salgısı devam eder. Eğer yumurta döllenmemişse korpus luteum bozulur. Korpus luteumun progesteron salgılanmasını devam ettirir arkadaşlar bu hormon. Çünkü progesteron gebelik hormonudur. Analık içgüdüsünü geliştirir. Aynı zamanda bu yüzden hiç doğum yapmamış bayanlarda, kadınlarda diyelim annelik içgüdüsü oluşmaz. İçgüdüler biliyorsunuz kalıtsaldır. Doğumla dünyaya gelir ama içgüdünün ortaya çıkması için çevresel şartlarında olgunlaşması gerekir. Süt bezlerinin gelişmesini sağlar ve aynı zamanda süt salgılanmasında da etkilidir. Çünkü sütün üretilmesi de yine gebelikte başlar. Çok önemli grafikler var burada. Bu grafikler bu menstrual döngü sırasında yani 20 ila 40 gün arasında bir aylık döngüdeki hormon grafiklerindeki değişimleri görüyoruz şu şekilde. FSH ve LH bunlar hipofiz bezinden salgılanan hormonlar. Hipofiz hormonları şu koyu renkle gösterilen kısım menstrual döngünün tam orta noktası yani 14. güne denk gelen kısımlar arkadaşlar. 14. günde LH hormonunun seviyesi çok fazla artmış. Bu da yine bir sene üniversite sınavında çıkmış bir soruydu. Direkt LH hormonunun grafiği sorulmuştu sınavda. Folikül dediğimiz yapı, folikül evresi ilk baştaki kısım, sonra ovülasyon evresi, sonra korpus luteum evresi ve menstruasyon evresi geliyor. Yani dört kısımdan oluşuyor demiştik. Folikül evresi şurada gördüğünüz gibi yumurta folikülün içerisinde gelişmiş, ovülasyon ile yumurta atılmış, yumurta atıldıktan sonra kalan yapılar korpus luteumu oluşturmuş. Korpus luteum giderek küçüldüğüne göre yumurta döllenmemiş demektir. Ki çoğunlukla yumurta döllenmez. Östrojen hormonu ve progesteron hormonu ise yumurtalıklardan salgılanan hormonlar. Yani ovaryumdan salgılanan hormonlar. Östrojen FSH'ın etkisiyle olduğu için daha önce artış gösterir. Progesteron ise daha sonra artış gösterir. Yani korpus luteum evresinde progesteron artıyor. Eğer gebelik olsaydı progesteron seviyesi düşmeyecek, devam edecekti arkadaşlar grafikte.
Şu grafikte de uterus iç duvarının kalınlığını görüyoruz. Bakın iç duvar kalınlığı giderek artmış. Endometrium kalınlığı, korpus luteum evresinde maksimuma ulaşmış. Daha sonrasında menstruasyonla tekrar düşecek şuradaki gibi. Düşüp tekrar kalınlaşacak. Yani her yumurta üretimi döneminde uterusun endometrium tabakası belli bir süre kalınlaşır. Sonra yumurtayla birlikte tekrar incelir, eski haline gelir. Östrojen hormonu, dişilik hormonu malum biliyorsunuz. Folikül hücreleri az miktarda korpus luteum ve plasenta tarafından salgılanır. Çok önemli bir bilgi. Bazen sorularda da geliyor. Yani östrojen farklı dokulardan salgılanabiliyor. Folikülden salgılanıyor. Korpus luteum'dan salgılanıyor ve gebelik sırasında plasentadan da salgılanıyor. Mesela plasentanın görevleri arasında bebeğin beslenmesi falan var tabii ki. Ama onun dışında östrojen hormonu da salgılar plasenta. Uterusun yüzeyindeki hücreleri bölünmeleri için uyarır. Bu şekilde uterus endometriumunun kalınlaşmasını sağlar. Niye kalınlaşıyor peki? Gebeliğe uygun hale geliyor çünkü. Dişi bireylere ait ikincil özelliklerin, yani sekonder dişilik özellikleri diyoruz biz buna. Nedir mesela sekonder dişilik özellikleri? Sesin incelmesi, belin incelmesi, yani ergenlikle birlikte kızların yeni kazandığı özellikler. Bunun dışında arkadaşlar östrojen hormonu meme bezlerinin kanal sisteminin gelişmesini ve dallanmasını sağlar. Yani süt bezlerini geliştirir bir nevi. Ve rahim duvarı endometriumun kan damarlarının damarlanmasını arttırır. Yine rahim duvarının mukus salgısını da arttırır östrojen hormonu. Ve progesteron hormonu. Progesteron da bir diğer hormon. Az önce demiştim ki daha çok gebelik hormonu demiştim. Korpus luteumdan ve plasentadan salgılanır. Eğer arkadaşlar progesteron seviyesi gebe bir kadının kanındaki progesteron seviyesi düşecek olursa düşük yapma ihtimali artar. Uterusun büyümesini ve uterus endometriumunun yine kalınlaşmasını sağlar. Bu görevi östrojen de yapıyordu. Yumurta kanalında besin birikmesini sağlar. Neden besin birikmesini sağlıyor? Çünkü eğer Fallopi tüpünde yumurta döllenecek olursa zigotun beslenmesi için bu besini önceden hazırlamış oluyor. Gerçek bir hamilelik hormonudur. Hamileliğin devamlılığını sağlar. Dediğim gibi azalırsa düşük yapabilir. Aynı zamanda süt bezlerinin büyümesini ve süt salgılama özelliğini de sağlar. Yani östrojen ve progesteron birbirlerine benzeyen görevler yapıyorlar. Ama progesteron daha çok hamilelikte etkili olur. HCG hormonu arkadaşlar insan koriyonik gonadotropinde deniliyor. Küçük bir hormon, hamilelik testleri bu hormonla yapılıyor. İdrarda varsa eğer kişi hamile deniliyor. Hamileliğin başlamasıyla birlikte embriyoyu örten hücreler tarafından salgılanır. Embriyonun örtüleri vardı. Bunlar müfredatımızdan çıkartıldı ama çeşitli tabakalardan oluşuyordu. Bu kısımlardan salgılanıyor. Korpus luteumun bozulmasını engeller ki gebeliğin devam etmesi için östrojen ve progesteron salgılarının yüksek kalmasını, dolayısıyla hamileliğin devamlılığını sağlayan yine önemli bir hormon. Son olarak oksitosin. Bu da doğum hormonu arkadaşlar. Sancı hormonu dediğimiz hormon. Hipofiz bezinin arka lobundan salgılanır ama hipotalamustaki sinir hücrelerinde üretilir. Hipofizin arka lobunda depolanır ve gerektiğinde buradan salgılanır. Doğum sürecinde ise arka lobdan kana yavaş yavaş salgılanır. Doğum anında maksimum seviyeye çıkar. Doğuma yardımcı olur. Doğum sırasında uterus kaslarında düzenli bir kasılmaya yol açar. Uterus kasları düz kaslardan oluşmuştur arkadaşlar. Bu yüzden yavaş kasılır, gevşer. Yani o sancı çekme süresi bu yüzden daha uzun sürebilir. Doğumdan sonra süt bezlerinden sütün çıkmasına da yardımcı olur. Biliyorsunuz süt üretimi hamilelikle başlar, doğumla birlikte bebeğin beslenebilmesi için uygun hale gelir. Yine östrojen hormonu sütün süt kanallarına verilmesini sağlar.
Evet, erkek üreme sistemine geldik. Dişi üreme sisteminde bir daha toparlıyorum. Bilmemiz gereken neler var? Dişi üreme yapıları, hormonlar, menstrual döngü. Bunları bilirsek inşallah tamamdır. Erkek üreme sisteminde ise neler var bir bakalım. Erkek üreme sisteminin anatomisinde testisler, skrotom, eşey organı ve çeşitli yardımcı bezlerden ve kanallardan meydana gelir. Testis ya da er bezi dediğimiz yapılar öncelikli olarak bir çift olup doğumla birlikte vücut yüzeyinde bulunan skrotal adı verilen bir kesenin içine yerleşmişlerdir. Her testis 2 adet işlevsel yapı taşır. Bu yapıların ilki yani testislerde 2 tane yapıdan söz etmemiz gerekir. Biri seminifer, düzgün yazalım şöyle, seminifer tüpçükleri ve Leydig hücreleri. Arkadaşlar er bezleri karma bezdir. Karma bezler hem iç salgı hem de dış salgı yapar. Çok önemli bu. Seminifer tüpçüklerinde mayoz bölünme ile spermler oluşturulurken, sperm üretimi yapılırken, ergenlikle birlikte tabii ki, Leydig hücreleri de testosteron hormonu salgılar. Yani hem hormon hem salgı üreten bez olduğu için buna karma bez diyoruz. Spermatogenez olayı nedir? Sperm oluşumu demektir. Spermatogenez, sperm oluşumu. Dediğim gibi ergenlikle birlikte başlıyor bu olay ve andropoza kadar da devam ediyor. Mayoz bölünme ile erkek üreme hücresi yani sperm üretilmesi sürecine spermatogenez olayı denir. Spermlerin oluştuğu kök hücrelere ise yani ana hücrelere ise spermatogonium denir. Spermatogoniumlar ergenlik çağından önce ve sonra mitozla çoğalmaya devam eder. Yani bunlar mitozla spermatogoniumlar 2N kromozomlu hücrelerdir. Mitoz bölünme ile bir sürü hücreye dönüşür. O her bir hücrede mayoz geçirerek ergenlikten sonra olgun sperm hücrelerine dönüştürülür. Ergenlikle birlikte spermatogoniumların her biri büyüyüp gelişerek yani interfazı geçirerek birincil spermatositleri oluşturur. Bu hücrelerin mayoz 1 geçirmesiyle de ikincil spermatositler meydana gelir. İkincil spermatositler mayozun ikinci çekirdek bölünmesiyle toplam 4 tane spermatide dönüşür. Belli bir olgunlaşma süresinin sonunda şekil bakımından farklılaşan ve hareket yeteneği kazanan spermatitlerden ise yeni spermler meydana gelir. Spermatogenez dediğimiz olay testislerin seminifer tüpçüklerinde meydana gelir. Evet, burada da spermatogenez olayının gayet daha güzel şekil üzerinde gösteriyoruz. Spermatogonium ne demekti arkadaşlar? Sperm ana hücresi. Bunlar ana hücreler. Ana hücreler diploid kromozomlu yani 2N. Mitoz bölünme geçirerek çoğalıyorlar bunlar. Ergenlikten önce de çoğalıyorlar, ergenlikten sonra da. Spermatogoniumları oluşturuyorlar. Spermatogonium, sperm ana hücresi demek. Bunlar daha sonra interfazı yani hazırlık evresini yani büyüyüp gelişerek birinci dereceden spermatositi oluşturuyor. Birincil spermatositler mayoz 1'i geçirerek 2 tane N kromozomlu ikincil spermatosit, ikincil spermatosit. Yani bakın. Sperm ana hücresi diploid kromozomlu. Birincil spermatositler diploid, ikincil spermatositler ise haploid. Bazen sorularda bunları da görebiliyoruz. Daha sonra ikincil spermatositlerin her ikisi mayoz 2'yi geçirerek 4 tane şekilde görüyorsunuz spermatit oluşur. Spermatitler bir olgunlaşma evresi geçiriyorlar. Bu olgunlaşma evresi epididimis denilen bezde oluyor. Yaklaşık 10 gün kadar sürüyor. Maksimum 10 gün. Ve olgun sperm hücrelerine dönüşüyor her biri.
Spermatit N kromozomlu, spermler ise yine N kromozomludur arkadaşlar. Devam edelim. Erkek üreme sistemi ile ilgili seminifer tüpçüklerinde üretilen spermlerin hareket yeteneği yok. Bu hareket yeteneğini epididimiste biraz sonra söyleyeceğim. Döllenme yeteneği olmayan bu spermler seminifer tüpçüklerinden testis kanalcıklarına ve oradan da epididimis kanalına geçer. Epididimis bir bez. Testislerin hemen üzerinde bulunan bir bez. Bu bezde 18 saat ile 10 gün arasında değişen sürede kalan spermler olgunlaşarak hareket ve döllenme yeteneği kazanıyor. Bu epididimis bu anlamda çok önemli. Daha sonra epididimisten vas deferans olarak bilinen sperm kanalına aktarılır. Spermlerin arkadaşlar büyük bir kısmı ise vas deferans kanalının ampula denilen kısmında depo edilir. Yaklaşık 4-5 gün depolanıyor. Birazdan size bu sırayı da vereceğim. Yani şu, aslında şimdi de versem olur. Seminifer tüpçüklerinde mayoz bölünmeyle oluşan spermler, spermatitler daha doğrusu, nereye geçti? Epididimis'e. Epididimis'te olgunlaştılar. Olgunlaşma sonucunda vas deferans kanalına geçtiler. Vas deferans kanalının ampula denilen kısmında depolandılar. Daha sonra buradan da arkadaşlar üretraya geçerek vücut dışına atılırlar. Neden bunu veriyorum? Çünkü bazen sorularda bir spermin üretilip atılıncaya kadar izlediği yolda yine sorularda çıkıyor. O yüzden vas deferans kanalı karın boşluğuna doğru idrar kesesi üzerinden geçip idrar kanalı yani üretraya bağlanır. İdrar kanalı şurada söylediğim. İdrar kanalı erkek eşey organı ile dışarı açılır. Üretra erkeklerde hem idrarı hem de spermleri vücuttan uzaklaştırır. Tabii aynı anda uzaklaştırmaz. Spermler seminiyal sıvı içinde bulunur ve bu sıvıyla dışarıya atılır. Seminiyal sıvı, bu da önemli arkadaşlar. Seminiyal sıvı dediğimiz bu sıvı seminiyal bezler tarafından üretilen bir sıvı. Seminiyal bezler hangileri peki? Prostat bezi, Cowper bezi, yine seminiyal kesecikler bu sıvıyı oluşturur. Bu sıvı spermlerin canlılıklarını koruyabilmeleri ve döllenmeyi gerçekleştirebilmeleri için gerekli maddeleri bulundurur. Yani bu sıvının görevi nedir desek, spermlerin hareketini kolaylaştırır. Spermlerin beslenmesini sağlar ve spermlerin daha uzun süre canlı kalmasını sağlar. Bu da yine önemli bir sıvı. Devam edelim. Erkek üreme sisteminde bulunan yapılar, şurada gördüğünüz testis, dedik ki testiste iki kısım vardı. Seminifer tüpçükleri ile Leydig hücreleri. Epididimis olgunlaştığı yer, spermleri bulunduran vas deferans kanalı, ampula kısmı şu kısımda. Görüyorsunuz arkadan gelen üreter, idrar kanalı ve idrar kesesini görüyorsunuz. Prostat bezi yaklaşık arkadaşlar bir ceviz büyüklüğünde bir bez. Bu bezin etrafında Cowper bezleri ve seminiyal kesecikler yer alır şuralarda bir çift olmak üzere. Seminiyal kesecikleri şurada vermiş. Cowper bezleri de yine burada. Şurada bulunan kanalın adı ise üreter. Yani hem idrarın hem spermlerin atıldığı kanal. Evet arkadaşlar, şimdi bir spermin genel olarak yapısına bakalım. Sperm hücresi baş kısım, orta kısım ve kamçı olmak üzere 3 kısımdan oluşur. Spermin baş kısmında haploid çekirdek ve akrozom adı verilen, burası da önemli sorularda çıkıyor çünkü. Akrozom adı verilen bir kısım ve en kromozomlu bir çekirdek, haploid yani. Ve akrozom adı verilen bir kesecik bulunur. Baş kısmın uç bölgesindeki akrozomlarda sindirim enzimleri. Yani burada sindirim enzimleri sizce ne işe yarayabilir? Yumurtanın zarını eritmek için, oradaki proteinleri parçalayabilmek için o sindirim enzimleri görev yapar.
Bu enzimler spermin yumurta hücresinin zarını eritip delme görevi yapar. Spermin orta kısmında bulunan mitokondriler. Mitokondrinin görevi biliyorsunuz bol bol enerji üretmek, yani ATP üretmek. Ürettiği bu enerji ile kamçının hareketini sağlar. Kamçı spermin aktif olarak hareket edip yumurtaya doğru gitmesini sağlar. Evet, bugünlük dersimiz burada sona erdi. Diğer derste görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.